Merhaba arkadaşlar, Saatin El Emekleri kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. Şimdi öncesinde hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Güzel bir model anlatmaya çalışacağım sizlere. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. Nakolüks bebe yününden bir iple sizlere modeli anlatmaya çalışacağım. Ben öncesinde kurdum. Şişime 26 ilmek attım. Modelimiz 8 ve 8'in katları artı 2 de kenar ilmeğinden oluşuyor. Bunun için ben şişime 26 ilmek attım. Birkaç sıra lastik ördüm. Hazırladım. Hani vaktinizi almak istemediğim için. Sizler de benimle birlikte örmek isterseniz buyurun başlayalım isterseniz. Evet. Modelin ilk sırasını başlayalım yapmaya arkadaşlar. Ön yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Ön yüzde. İlk sıradayız arkadaşlar. Modelin kurumuna başladık. Ön yüzden başladık. Ve ilk sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Tüm ilmeklerimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Burada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıradayız arkadaşlar. Modelin kurulumuna geçtik. İkinci sıradayız ve arka yüzdeyiz. Bütün ilmekleri baştan sona kadar ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, ikinci sırayı da bütün ilmekleri ters ördük. Üçüncü sıraya ve ön yüze geldim arkadaşlar. Şimdi üçüncü sırada arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. Bir, iki tane tersimi ördüm. Şimdi ipimi arkaya doğru atıyorum. Burada iki tane ilmeği sağa doğru, sağ yöne doğru kesiyorum. İki kere şişime doluyorum. 1 ve 2. Bu ilmekleri sola doğru kesiyorum. İpimi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. Yani kenar ilmeğinden sonra arkadaşlar 2 tane ters ördük. 2 ilmeği sağa doğru kestik. 2 kere ipi şişimize doladık. 2 ilmeği de sola doğru kesip 2 tane ters örüp bir motifi tamamladık. Şimdi ikinci motif için 2 tane ters. İpimi arkaya alıyorum. Sağa doğru, sağ yöne doğru kesiyorum. 2 kere şişime ipimi dolayacağım. 1 ve 2. Şimdi bu 2 ilmenin yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum. Ve 2 tane ters örerek bu motifi de tamamlamış oldum. Şimdi İki tane tekrar diğer motif için ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. İki tane sağa doğru kestim. Şişime iki kere dolayacağım. Bir, iki. Bu iki ilmeği de sola doğru kesiyorum. Ve iki tane ters örerek ve kenar ilmeğimi de örerek modelin ön yüzünü ve üçüncü sırasını tamamlayıp arka sıraya geçmiş oldum. Evet arkadaşlar, örgümüzün arka yüzünde ve dördüncü sırada bütün ilmekleri ters öreceğim. Bütün ilmekler ters. Şurada iki kere ön sırada iki kere şişimize doladığımız ilmek vardı. Bir tanesini şu şekilde ördüm, şişimden aldım. Şu diğer ilmeği şöyle alttan şu şekilde örüyorum. Bütün ilmekler ters. Örgümüzün arka yüzündeyiz ve dördüncü sıradayız arkadaşlar. Bütün ilmekler ters. Bakın iki kere doladım.
ilmek yerine geldim. Bir tanesini şöyle örüyorum. Şişimden çıkarıyorum. Şu kalanı şu içten şöyle alarak örüyorum. Diğer ilmekler yine ters. Yine bakın iki kere doladım, ilmek yerine geldim. Bir taneyi ördüm, şişimden çıkardım. Şunu şöyle içten alarak örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Dördüncü sırada arka yüzü de bu şekilde tamamlamış olduk. Yavaş yavaş modelimiz oluşmaya başlıyor. Şimdi beşinci sıradayız ve ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Şimdi bakın burada dört tane ilmeğimiz var. Bu dört ilmeğin yönlerini değiştireceğiz. Dışarıdakileri içe, içeridekileri dışa kaydıracağız. Bunun için arkadan şöyle şu ilmeği, ikinci ilmeği dışarıya doğru sağ şişimi alıp kenardaki düz ilmeği içeriye aldım. Ve dışarıya aldığım bu ilmeği ters örüyorum. Yanındaki düz ilmeği düz örüyorum. Şimdi bunu bu tarafa, bunu da dışarıya doğru kaydıracağım arkadaşlar. Şöyle düz ilmeği içeriye doğru, diğerini dışarıya doğru alıyorum. Bunu da düz ördüm ve dışarıya aldığım ilmeği ters örüyorum. Bir, iki tane de ters. Bakın içe doğru kapatmış oluyorum böyle. Şimdi yine iki tane tersim var. Bir, iki tane tersimi ördüm. Bakın yine dört tane ilmekli olan yere geldik. Yine aynı şekilde dışarıdakileri içe, içeridekileri dışa kaydırıyorum. Dışa kaydırdıklarımızı ters örüyoruz. İçe kaydırdıklarımızı düz örüyoruz. Bakın içeridekini dışa aldım ve bunu ters örüyorum. Yanındaki düz ilmeği düz örüyorum. Yine bunu içeriye doğru kaydıracağım. Ve yanındakini dışarıya doğru kaydıracağım. İçe kaydırdıklarım düz, dışa kaydırdıklarım ters. Bunu ters örüyorum. Bir, iki tane tersimi ördüm. Şimdi diğer motife geçiyorum. Bir, iki tane daha tersimi örüyorum. Bakın yine aynı yerdeyim. Dört tane ilmeğim var. Bunların yönlerini değiştireceğim. İçeridekiler dışarıya, dışarıdakiler içeriye. Dışarıya kaydırdıklarım ters, içeriye kaydırdıklarım düz. Bunu da içeriye kaydıracağım. İçeridekini dışarıya, yönlerini değiştiriyorum. İçeriye kaydırdığım iki ilmeği düz örüyorum. Diğerleri ters. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Yani sadece arkadaşlar, içeriye doğru kaydırdığımız ilmekler düz, diğerleri hep ters. Arka sırada 6. sıradayız arkadaşlar. 6. sırada arka yüzde bütün ilmekler ters. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Altıncı sırayı arka yüzü tamamlamış olduk. Bakın bir kere modelimizi kurmuş olduk. Çok güzel bir model. Şimdi tekrar kuracağız. Şimdi tekrardan modeli bir kez daha kuracağız. Kaydırarak kuracağız. Şimdi burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yedinci sıradayız arkadaşlar. Komple ön yüzdeyim. Baştan sona kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi arka yüzde 8. sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Evet, bütün ilmeklerimi ters ördüm. 8. sırada arka yüzde bitirdim ve 9. sırada. Şimdi bu yaptığımız baykuş gözlerini aralara kaydıracağız arkadaşlar. Ön yüzde tekrardan modeli kuracağız. Evet, şimdi dediğim gibi aralara kaydıracağımız için şu kenarlara yarım baykuş gözü uygulaması yapacağız. Onun için şöyle ilk kenar ilmeğimi alıyorum. Şişimi doluyorum. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve böylece iki tane de ters örüp böylece yarım baykuş yüzünü oluşturmuş oluyorum. Yani şöyle yarısını düşünün. Oluşturmuş oluyorum. Evet. Yarım baykuş oluşturduktan sonra şimdi bunun üzerine şu arasına iki tanenin arasına tam bir baykuşu oluşturacağız. Baykuş gözünü daha doğrusu. İki tane tersimi ördüm arkadaşlar. Bakın iki tersimi ördüm. İpi arkaya doğru atıyorum. Şimdi burada bu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. İki tane doluyorum. Bir, iki. Şişime doladım. Bu iki ilmeği sola doğru keseceğim. Ve iki tane tersimi örüyorum. Bir motif daha yapmış olduk. Şimdi diğer motif için bir, iki tane tersimi ördüm. Şimdi şu iki ilmeği sağa doğru keseceğim. Bir, iki kere doluyorum. Bu iki ilmeği de sola doğru keseceğim. İki tane tersimi örüyorum. Şimdi burada da bir yarım baykuş gözümüz olacak yine. Bir, iki tane tersimi ördüm. Sağa doğru kesiyorum, doluyorum ve kenar ilmeğimi örüp bu sırayı tamamlamış oluyorum. Kenarlarda yarım yani baykuş gözünün yarısını uygulamış olduk. Buralarda da tamamını uygulamış olduk. Evet, arka sıradayım. Ve 10. sıradayım arkadaşlar. Yine tüm ilmeklerimi ters öreceğim. Doladığım ilmeği de ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İki kere doladığım yere geldim. Bir tane ters örüyorum. Şişten çıkarıyorum. Şunu şöyle alttan alarak örüyorum. Yine ters örmeye devam ediyorum diğer ilmeklerimi de. Yine iki kere doladığım yere geldim. Bir tanesini ördüm, şişten çıkardım. Şunu şöyle alttan alıyorum. Yine ters örmeye devam ediyorum. Arka sıradayım ve 11. sıradayım arkadaşlar. Tamamladım. Ön sıraya geldim. Şimdi 11. sırada kenar ilmeğimi aldım. Burada yarım baykuş gözünün ilmeklerinin yönünü değiştireceğim. İçeridekini dışarıya alacağım. Şu şekilde bunu düz öreceğim. Dışarı doğru aldığımı ters öreceğim. Ve diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Bakın şu 4 tane baykuş gözünün yerine geldiğimizde yine şurada yaptığımız gibi, şuralarda yaptığımız gibi ilmeklerin yönlerini değiştireceğiz. İçeridekiler dışarıya, dışarıdakiler içeriye. Dışarıya aldığımız ilmekleri yani mesela bunu ters örüyorum. İçeriye aldığımız ilmekleri düz örüyorum. Bu ilmeği içeriye alacağım. Arkadaşlar. Bunu içeriye alıyorum. Bunu dışarıya. İçeriye aldığım ilmekler düz. Dışarıya aldığım ilmekler ters. Bunu ters örüyorum. 1, 2, 1, 2. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4. Şimdi yine ilmeklerin yönünü değiştireceğim. İkinci ilmeği ilk ilmenin önüne alıp ters örüyorum. İçeriye doğru aldığım ilmeği düz örüyorum. Şu kenardaki düzü de şimdi içeriye alıyorum.
İçerideki ilmeği dışarıya çıkarıyorum. Yönlerini değiştirdim. İçeriye aldığım ilmeği düz ördüm. Bunu ters örüyorum. İki tane ters örüyorum. Yine ilmeklerin yönünü değiştireceğim. Düzü sola doğru kaydırıp içerideki ilmeği önüne alıyorum. Bu şekilde. Ve bunu ters örüyorum. Ve bunu düz örüyorum. Yarım baykuş gözünü de bu şekilde kapatmış oluyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Baştan sona kadar komple arka yönde bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters ördüm ve bakın model böyle oluştu. 12 sıradan sonra modelimizi iki kere böyle oluşturmuş olduk. Bundan sonrasında da yine aynı bu şekilde devam ediyor. Aynı bu uygulamalı şekliyle modeli devam ettirebilirsiniz. Daha bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hatta kamera arkasında ördüğüm büyük bir parça vardı. Sizler için hazırlamıştım. Onu da size şöyle göstereyim. Bakın çok güzel bir örnek. Şöyle arkası da bu şekilde. Önü böyle. Bu şekilde. Çok güzel bir model arkadaşlar. Lila'ya da çok yakıştı. İki renkte de çok güzel oldu. Bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar. Battaniyelerde de uygulayabilirsiniz. Yetişkin örgülerde de, süveterlerde kullanabilirsiniz. Hırkalarda kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış tercihi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.